suresinde Musa ile Firavun ve taraftarların arasında geçen münazaradan, buluşmadan sonra Firavun'un yanındaki din adamlarının iman ettiğini konuşmuştuk. Ve Firavun'un onları tehdidini konuştuk. Daha sonra da 75. ayette kim ona iman edip salih amellerde bulunarak ona gelirse işte onlar içinde yüksek dereceler vardı. Bu ayette kalmıştır. Şimdi 76'dan devam ediyoruz. İçlerinde ebedi kalacak kadar altından ırmaklar akan adım cennetleri de onlarındır. Rahman. İşte bu arınmış olanın karşılığıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanları temel olarak ikiye ayırıyor. İman eden ve salih amel işleyenler, bunlar ebedi cennetlik, ahiret aleminde inkar eden ve zulmedenler de bunlar ebedi cehennemliktir. İçlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan adın cennetleri de ve işte bu arınmış olanların karşılığıdır. Yani az önceki ayetlerde anlatılanlar bu adın cennetlerine girecekler ifadesiyle olayı anlatıyor. Olsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde duru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir. Bu Lut peygamberde var, Nuh peygamberde var, son Nebi Resul'de var. Yani ne oldu? Musa ile Firavun ve kavmi büyücüler tartıştı, konuştu, efendim konferanslar verdiler karşılıklı. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Hani ey Musa, vur asanı denize, deniz ikiye ayrılsın. İkiye ayrıldı. İnkar eden ve zulmedenler, iman eden ve salih amel işleyenler olarak ikiye ayrıldı. İşte o iman edenlerle beraber geceleyin yürüyüşe geçir ifadesiyle anlatıyor. Yani seni öldürecekler, iman edenleri öldürecekler, o Firavun ve taraftarları oradan ayrıl, hicret et mesajı veriyor. İşte son Nebi Resul'e de aynı ifade değil mi? Kulumuz Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir ifadesiyle kullanıyor. Niye Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor? Zulmediyor, öldürecekler ondan dolayı gidiyor. Mağarada gizleniyor, insanların görmediği bir zamanda oradan bir yanında bir Müslümanla hicret edip Medine'ye yola düşüyorlar. Olay bu. Musa da kavmiyle böyle yola çıkıyor. Onlara denizde kuru bir yol aç. Burada denizde ifadesini kullanırken hayat denizinde olarak anlamak lazım. Yani hani Musa'ya ey Musa bizim gözetimimiz altında bir gemi yap ifadesi kullanıyordu. Gözetimimiz altında gemi neyle oluyor? Vahiy gemisi oluyor. Yani nerede nasıl davranacağının yolunu, yöntemini bir gemiye benzeterek anlatıyor. İşte vay çivi şöyle çaktı, vay böyle tahtaları ekledi, çıkardı. Ondan sonra gökten fışkırttık, indirdik suyu bardaktan boşanırcasına. Yerden fışkırttık, ikisi birleşti takdirle gemi
sularda yüzmeye başladı. Bu müteşabih bir anlatım. Oradaki gemi, vahiy gemisi, öyle tahtasını, çivisini cüdüden de aramaya gerek yok. Öyle bir olay. Kur'an'ı anlatımla mecazi, müteşabih bir anlatım. Hani bir ayette diyordu ya, eğer suç işleyenlerin cezasını hemencecik verecek olsaydı, yeryüzünün sırtı üstünde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onları adı konulmuş bir süreye erteliyoruz. O zaman dünya hayatında inkar edenlere özel bir zulüm, özel bir ceza vermeyeceğine göre Allah'ın, o zaman buradaki ifadeler müteşabih, edebi sanatlarda mecazi bir anlatımdır. Yani bu olay olmuş gibi anlatılıyor Kur'an'da. Bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Yok, Kadir Gecesi o değil benim anladığım. Aslında son Nebi Resul'ün peygamber oluşuyla peygamberlik tarihinin bitişi arasındaki bir zaman dilimi içinde hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü net bir şekilde cehaleti delerek, vahiyle delerek net bir şekilde son aşamaya kadar iner de iner ta fecrin çıkışına kadar ifadesiyle, yani hiçbir yanlışlık olmadan her şeye her örnekten bir örnek verilip hiçbir eksik bırakılmadan her şeyin anlatıldığı bir kitap haline gelinceye kadar devam etmesine kadir ifadesi kullanıyor Kur'an. O zaman o Nebi Resullerdeki yer değiştirme, icret etme, çıkma olayının gece yürüyüşü nitelendirilmesi aynı zamanda mevcut statikodan, mevcut baskılardan, imparatorluklardan gizleyerek, saklayarak bu işi yapmalarını da mı anlatıyor? Yok, gizleyerek, saklayarak değil. Açık ve net olarak anlatıyor. Fakat onlar kendi din anlayışlarına ters geldiği için bunlar büyücü, bizim toplumumuzu bizden, bu yurdumuzdan sürmek için geldi bunlar diyor. Öldürmek için harekete geçiyor. Ondan dolayı hicret ediyorlar. Olay bu değil mi? Anladım da hicreti neden gece yürüyüşü olarak, gündüz gitsinler? Yok. Gündüz yürüyüşü demiyor da neden gece yürüyüşü? Gece yürüyüşü dedi, gizli anlamında kullanmış. Bildiğimiz illaki gece olacak diye bir şey yok. Onları çıkarken görse yakalayıp belki de öldürecek hepsini. Dolayısıyla gece yürüyüşü buradan hem hicreti aynı zamanda da mevcut rejimin tehlikelerinden gizlenerek çıkmayı anlatıyor. Yani. Ha, korunmak için gece yürüyüşü diyor Kur'an'da. Evet. Çünkü ayette diyor ki bunları bu geceleyin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Demek ki toplum endişe ediyor. Peki itiraz ediyor. Muhtemelen Musa'ya diyorlar ki ya sen vahiy aldın, buradan çıkalım diyorsun. Ama nasıl çıkacağız? Ya Firavun ve askerleri bizi yakaladılar, hepimizi kılıçtan geçirirler. Muhtemelen bu itirazlar da oluyor ki Allah yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. O zaman şöyle gerekiyor herhalde. Yani böyle bir durum riski en az seviyeye indirerek, yani büyük riskler alarak bunu yapmayın. Kendinizi emniyete alın. O şekilde bu gece yürüyüşünü yapın. Ayet o zaman bunu söylüyor herhalde. Yani burada kuru bir yol açılsın ifadesi kullanırken Kur'an, yani kesinlikle hani benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi Allah belirler diyor ya, vahiyle oturup, vahiyle kalkıp, vahiyle yürümek, vahiyle gezmek anlamında Kur'an bunları anlatmış. Yani vahyin dışına çıkmadan
Allah'ın istediği şekilde yaşamınızı sürdürün ifadesi kullanıyor. Mesela Kur'an'da gemiye diyor, bütün iman edenleri doldur, arkasından her çiftten birer çift, hayvanlardan, bitkilerden birer çift oraya ekle ifadesi kullanıyor. Yani inananların bir yaşam biçimi, hayat tarzı var. Bunlar helal olanlardan yerler, helal olanlarla hayatını sürdürürler. İnkar edenlerin yaşadığı bir hayat tarzı, yaşam biçimi var. Onlar da Allah'ın yasakladığı, haram olan şeylerden yerler, içerler. İşte inananlarla bunu Kur'an değişik ifadelerle anlatmış. İşte iki deniz, birisi tuzlu su, birisi tatlı su. İkisi birbirine karışmaz ifadesiyle anlatıyor. Bu aynı zamanda iki tip insan var. Birinin yaşam biçimi Allah'ın vahiylerle çerçevelediği şekilde olan yaşam biçimi, birisinin yaşam biçimi de bunun dışındakilerin yaşam biçimi. İkisi arasında bir engel var ifadesiyle ikisinin yaşam biçiminin farklılığı, onların ayrı ayrı inanışlarda olduğunu gösterir, mesajı veriyor. Yani inananların yaşayacağı bir hayat tarzı var. İnkar eden ve zulmedenlerin yaşayacağı bir hayat tarzı var. Siz inananların yaşayacağı hayat tarzını tercih edin. Hani bir ayette de, Alak suresi 1. ayette, oku, Rabbinin adıyla oku. Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını, hayatını, söylem ve eylemini düzenle mesajı veriyor. Ve devam ediyor. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Burada yetişilmekten korkmadan, yani hani Firavun'un büyücüleri ne demişti? Biz iman ettikten sonra seni Allah'la seni tercih, Allah'ın yanında seni tercih mi edeceğiz? Biz Allah'ımıza kavuştuktan sonra bizi ister öldür, ister serbest bırak. Bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bizim arzuladığımız olay gerçekleşti. Biz Allah'la beraber olduktan sonra Allah seni ebedi cehennemde azaba sokacak. Bizi ise ahiret aleminde ebedi cennetinde ağırlayacak. Onun için bu dünyada 3 sene, 5 sene fazla yaşamışız, az yaşamışız, hiç önemi yok mesajı veriyor. Yani buradaki ifade o. Yani belki de öldürecekler ama korkmadan ifadesi. Allah kimden korkun diyor? Allah'tan korkun. Çünkü Allah bir ahiret alemi var. Orada bir ebedi azap var. Onun azabından korkun. Ebedi bir cennet var. Onun cennetine layık olun mesajı veriyor. Şura suresi 52'de de var hocam. Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir. Çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Asker gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette karşılık büyük bir ülke beslemektedirler. Çıkardık. Hazinelerden ve soylu makam. Şimdi belki burada bu 57 ve 58. ayetin hocam burada, ses bana mı az geliyor yoksa diğer arkadaşlara da mı az geliyor? Onu bir kontrol edeyim ben ya. Şu anda diğer arkadaşlar, senin sesi ben... Efendim? Hocam sesi normal geliyor hocam. Öyle mi? Benimki bazen kesik geliyor. Allah Allah, bu şey düzeldiydi ama... Demek ki
ölçtüm 14-15 civarındaydı ama şimdi gene şey olmuş galiba. Neyse. Dur bakayım ben kullanan varsa hocam bir saniye ben onlara söyleyeyim de kullanan varsa bir saniye. Evet, baktım da kullanan yokmuş ama bu ayrı bir hat aldık aslında da. Devam edelim hocam. Devam edelim hocam. Yani Firavun ordularıyla peşlerine düştü. Yani Musa ve iman eden Müslümanlar kaçıyor. Firavun, güçlü Firavun ordusu ve Firavun onların peşine düşüyor öldürmek için. İşte burada sular onları kaplayıveren kaplayıverdi derken ne suyu bu? Buradaki küfür mesajıyla olayı müteşabih anlatmış Kur'an. Yani Musa vurdu denize asasını, deniz ikiye ayrıldı. Birisi, buradaki deniz hayat denizine olarak tanımlıyor. Birisi iman eden ve salih amel işleyenlerin yaşadığı hayat tarzı. Birisi de inkar eden ve zulmedenlerin yaşadığı hayat tarzı. İşte hani İsrail 9. ayette biz şimdiye kadar ayetlerimizi sana bugüne kadar aktarmayışımızın sebebi neydi? Geçmiş peygamberler geldi fakat onlar o peygamberlerle alay ettiler. Biz de onları helak ettik ve bundan dolayı bir türlü Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline gelemedi. Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde yaşayan bir Nebi Resul bugüne kadar her şeyiyle gündeme getiremedi. İşte Firavun ordusuyla peşlerine düştü. Sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi ifadesiyle. Yani inkar ettikçe peygamberlerin arkasına düşüp zulüm yaptıkça onlar geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girerek Allah hani Cibril'e kim düşman ise ben onların düşmanlıyım diyordu ya işte buradaki Cibril'e düşmanlık da peygamberlere düşmanlıktır. Firavun ve ordusu Musa'ya ve iman edenlere bir düşmanlığından dolayı onlar artık bir daha geriye dönemeyeceklerini anlatıyor. Yine Yunus suresi 87'den 90-91'e kadar neyi anlatıyordu? Allah'ım bu Firavun ve çevresine bu gücü verirken bir avuç Müslümanı helak etmek için mi veriyorsun? Allah da o azabı, o ve onunla birlikte olanlar azabı görünceye kadar kesinlikle iman etmeyecekler. Ne zaman ki Firavun ölüm anında o denizin boğulma anı ifadesiyle anlatıyor. Yani ne zaman ki o boğulma anında gidecek olduğu azabı görünce
ahiret alemindeki azabı görünce ben de İsrailoğullarının ilahına iman ettim dedi. Ama Allah şimdi mi artık gir cehenneme ifadesiyle olayı anlatıyordu. Burada da işte Firavun'a iman etmeyecek ifadesini kullanırken şeytanı nasıl tanımlıyordu Kur'an? İblisin tekliflerini ilke haline getirip geriye dönüşü mümkün olmayan moda giren insanlara Kur'an şeytan diyordu. İman etmeyeceğini Allah nereden biliyor? Çünkü o temel anlayışı Allah'ın gönderdiği Cibril'le düşmanlık. Cibril'le düşman olan Allah onlara da düşmanlığını gösteriyor. Neyle? İlahi mesajdan nasibini almamak ve ebedi cehennemde onu yapmış olduğu zulüm ve işkenceler nedeniyle azapta cezalandırmak anlamında kullanmış diye düşünüyorum. Firavun kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. Yani hani bütün insanlar imamlarıyla, gruplarıyla çağıracak diyordu ya, hani bir ayette de Rayna bizi güt demeyin, unzurna bizi gözetleyin diyordu. Yani güdülen bir koyun halinde olmayın. Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söylem ve yaşamınızı düzenleyin. Allah'ım beni doğru yoldan ayırma deyin ifadesi kullanıyor. Yani Firavun ordularıyla peşlerine düştü. Firavun kendi kavmini şaşırıp saptırdı. Yani kendisini saptırdı, kavmini de saptırdı ve böylece başı çeken imamı oldu ahiret aleminde. Onlarla beraber cehennem azabını boyladı ve onları doğruya yöneltmedi. Yani kim kötülük uğruna bir çığır açar da o kötülükten zarar gören insanların sevabından, günahından birisi ayrılıyorsa, işte güzellik uğruna çığır yapanların sevabından da o çığır açan kişinin hissesine ayrılıyordu. Burada Firavun öyle zalimleşmişti, öyle azmıştı ki halkı fırkalara ayırıp kendisinin ilah ve Rab olduğunu söylüyordu ayette. Öyle demiyor mu? Ben diyor sizin benden başka ilahınız olduğunu sanmıyorum diyordu. İfade aynen böyle. İki tane ilah. Allah da diyor ki eğer bu kainatı yaratan iki tane Allah olsaydı kainat fesada uğrardı diyor. Yani ilahlar arasında bir çatışma meydana gelirdi. Şu anda Firavun ben Rabbim diyor, sizin Rabbinizim diyor. Allah da ben de sizin Rabbinizim. Hangisi doğru söylemiş? Allah Rabbini onun ölüm anında gökleri ve yeri yaratan İsrailoğullarının inandığı ilaha ben de inandım demekle, itiraf etmekle Allah'ın Rabbini orada kabul ediyor. Onu anlamak gerekiyor. Mısır'daki rejimin, Firavun'un kurduğu rejimin bir özelliği. Kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. Bizi de şaşırtıp saptırdılar. Bizi de doğruya yöneltmediler. Öyle ki, öyle şaşırtıp saptırdılar ki, 3 günlük dünya hayatı uğruna cenneti cehennemi gözü görmeyen, hatta bırak cenneti cehennemi, vatanını bile menfaat uğruna satabilecek bir nesil haline getirdiler. Ve bu hala da devam ediyor bu süreç. Bütün dünyada bu böyle. Zaten kavgada bunun kavgası. Ya sınırlarını vahyin çerçevelediği bir dünya kurulur ya da küfür hükmünü devam eder. Şöyle bir cümle var. Kötülük bulaşıcıdır derler. Yani
olması için insanların çok fazla bir çaba sarf etmesine gerek yok. Fakat iyiliğin hakim olması için önce o kötüleri iyiye dönüştürmek gerekiyor. Ve o iyiler bir araya gelip bir dünya kurmaları gerekiyor. Bu da yetmiyor. Kurdukları dünyayı ayakta tutmaları gerekiyor. Yani o iyiliği kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları gerekiyor. Bu çok zor bir iş. Ama kötülük ve vahyin dışındaki kurallar, yasalar, sistemler böyle bir çabaya gerek yok. Yani insanların zaten nefsi arzuları kendiliğinden dünyaya meylediyor. Haramların önünü açtığına arkadaki ordu gibi insanlar oradan geçip gidiyorlar. Buyur hocam. Hani su uyur da düşman uymaz derler ya. Bu kafir olanlar, Müslüman olanlardan daha çok çalışıp çaba gösteriyor. Hani bir ayette diyor diye, Müslüman olanlar Allah yolunda ölür ya da öldürülürler, inkar edenler de tağutlar yolunda ölür ya da öldürülürler ifadesi kullanıyordu. Yani onlar o kendi sistemlerini en üst seviyeye çıkarmak için mücadele vererek kendilerini riske atıp ölüme atıyorlar. İşte demek ki onlar da Müslüman olanlardan daha çok çalışıyor. Hani bir ayette şöyle diyordu. Allah Müslüman olanların yardımcısıdır diyor. Ama ateistin biri de dedi ki, ya dedi, siz böyle diyorsunuz ama Müslüman olanlarla Allah birleşiyor. Kafir olanlara savaş açıyor. Sonra kafir olanlara yenik olarak geriye yeniliyorlar, geriye dönüyorlar ifadesiyle anlatıyordu. Yani Müslüman olanlar mağlup oluyor ifadesini kullanıyordu. Oysa Allah'ın yardımı bu dünya hayatında değil, dünya hayatında sadece vahyi bilgilerin dışında Allah'ın özel bir yardımı yok. İşte yardımını Allah ahiret aleminde o cehennem azabında yakmamak için yardımı var ifadesiyle anlatıyordu. Yani hani sürekli Kur'an onu anlatıyor. Ben insanların zulüm edenlere kesinlikle müdahale etmeyeceğim. Eğer müdahale etmiş olsaydım yerin sırtı üzerine bir tek canlı bırakmaz onları yok ederdim. Ama ölünceye kadar onları deniyorum. Bir ayette de şöyle diyor, bunu sürekli arıyordum ben aslında, Enam suresi 158. ayette, bir kişi ölmeden önce iman eder ve imanını hayra dönüştürürse, kesinlikle Allah onun tövbesini kabul eder ve onu bağışlar ifadesi kullanıyordu. Yani bir kişinin hani, bir kişi güzel amel işlese o cennete girecek veya bir kişi sadece iman etse, ölüm anında bunu söylese cennete girecek anlayışlarını hep burada yalanlıyor Kur'an. İşte orada şunu anlamak gerekiyor. Pardon, özür dilerim. Yani hani bir kişi ameli güzel olsun o cennete gidecek. Bir kişi iman etsin o cennete gidecek. Böyle bir şey yok. İmanla ameli bütünleştirmeden cennet yok diyor Allah. İman eden ve salih amel işleyen. İnkar eden ve zulmeden. İnkar etse, zulmetmese bile o ebedi cehennemlik diyor. Çünkü onun inkarı zaten yaratılışta verdiği sözü reddetmesi, ondan dönmesi, cayması anlamına geliyor. Allah inkar edenleri kesinlikle bağışlamaz ifadesi kullanıyor. Kendisini değiştirmedikçe. Olay bu diye anlatıyorum. Buradaki ifadeler aslında, bak mesela Firavun ordularıyla peşine düştü. Sonra
dediler ki başka ayetlerde, surede anlatıyor bunu. Demişti ki, ey Musa, sağ elindeki asanı vur, dedi, deniz ikiye ayrıldı. İnananlara kuru bir yol açıldı, inkar edenler de suda boğuldu ifadesiyle anlatıyordu. Burada onu dememiş ama Kur'an bütünlüğü içinde onu da el alarak anlatıyor. Yani inanan insanlara vahiyle yol göster, inkar eden insanlar da zaten zulümleri nedeniyle yok olup ölecekler mesajı, cehennemi boylayacaklar hesabını anlatıyor. Kalksa dese ki, ya artık bize hayat hakkı tanımıyorlar. Dünyanın geri kalan bölgesi bize silah da vermiyor. Biz burada ölüme terk edildik. Mesela daha yeni İsrail, Filistin'e balık sevkiyatını yasaklamış. Canın isterse kapattım burayı diyor. Dış dünyayla ilişkin kestim seni diyor. Açık hava hapishanesi haline getirmiş. Hem denizden hem karadan sadece Mısır'a yer altından bir tünel var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi Filistinliler hicret mi etmeleri lazım? Bir gece oradan tünelden kaçıp bir yere mi gitmeleri lazım? Diyelim ki karşılar gittiler, vardılar Mısır'a veya bir kısmı geldiler Türkiye'ye. Siz Müslümansınız. Biz Müslümanca bir hayat yaşamak istiyoruz. Sence ne olur? Şimdi şöyle tabii abi, ben bu Filistinlilerle ilgili bazı hani duyumlar aldım. Aynı şey şu anda Türkiye'ye de uygulanıyor. Mesela bizim burada bu bölgede zeytinler satılıyor. Satılan zeytinler bir kişilerin üzerine yapılıyor. Ama arkasında bir İngiliz, bir Fransız çıkıyor. Zamanında da Filistin toprakları bu şekilde satın alınmış. Yüksek paralar verilerek satın alınmış. Adamlar bu topraklar bizim diyor. Yani parası verilmiş olan topraklar. Sonra şu anda mesela hani ben Yahudi ürününün hiçbir şeyini kullanmıyorum. Ben Müslüman olarak buna dikkat ediyorum. Ama almış olduğum duyumlara göre üçüncü büyük fabrika açılmış Filistin'de. Coca-Cola fabrikası. Yani Coca-Cola bir Yahudi ürünü olmasına rağmen oradaki Müslümanlar ne kadar bilinçli, ne kadar Müslüman onu da bilmiyoruz. Onları kafir olarak mı düşünüyorsun Filistinlileri? Yani İsrail oradan para verip satın aldıysa, toprak aldıysa zulüm etme hakkı mı var? Ben satın aldım, kimisi öldürürüm, gebertirim. Mesela Gazze'yi satın mı aldı İsrail? Yani şimdi bu şekilde söylentiler var. Bilmiyorum yani o konuda hiçbir bilgim yok ama şu anda Türkiye'ye aynı şey uygulanıyor. Birçok yere satın alıyorlar, etrafını çeviriyorlar. Oraya yetkili kişiler daha giremiyor. Yani sürekli abluka altına almaya çalışıyorlar insanları. Parayla satın alıyorlar. Yani dolayısıyla Müslüman'ın uyanık olması lazım. Yani para yaptılar bilmem ne, şuna buna aldırmaması gerekir. Yani şimdi oradaki yaşayan insanlar gerçekten Müslüman mı değil mi onu da bilmiyoruz. Tamam orada bir zulüm var. Bizi bu şekilde bildiriliyor ama bu zulüm gerçekten haklı olarak mı yapılıyor, haksız olarak mı yapılıyor onu da bilmiyoruz. Haklı zulüm zulümdür ya, haklı haksız mı olur zulümün? Ya şimdi şöyle, şimdi Yücel Hocam, bundan önceki nesil diyelim, onların dedeleri belki sattılar diyelim toprak. Şimdi İsrail, ben bu toprakları satın aldım, öyle senin deneyim bana sattın, şimdi ben seni öldüreceğim, ben sana top atacağım, tüfek atacağım. Bunu deme hakkına sahip değil ki. Bir. İkincisi, ortada bir zulüm var. Geliyor dozerle, engelle yıkıyor. Üç, Kudüs'te bile tapulara olan Müslümanların hiçbirisine satma hakkı vermiyor. Öldün mü diyor, bu İsrail devletine geçecek diyor. İster kabul et, ister kabul etme. Şimdi ortada bir zulüm var. Soru şu, Musa yanındaki Müslümanları almış, çıkmış oradan, gitmiş. Peki, Filistinliler ne yapacak, nereye gidecek? Şimdi biz onlara şunu mu diyeceğiz? Siz zamanında bu toprakları sattınız,
geberin şimdi, ölün, defolun. Hani o zaman İsrail'e hak vermiş oluyorsun, sen buraları satın aldın, gel sen bunları öldür, as, kes, ne yapıyorsan yap. Böyle mi diyeceğiz Hüseyin Hocam? Yok, tabii bu şekilde demeyeceğiz ama yani bilmiyorum. Düşüncesi olan var mı, görüşü olan var mı? Yani Filistinliler şimdi zulme uğruyor orada. Onlara silah desteği verilmiyor, ekonomik desteği verilmiyor. Yani İsrail çökmüş bunların tepesine. Dünyanın geri kalan bölümü de seyrediyor. İşte birkaç gruplar var, birkaç yöneticiler var, itiraz ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, yanlıştır filan diyorlar ama sonuçta İsrail'in arkasındaki güç çok büyük olduğu için kimse buraya savaş açmaya cesaret de edemiyor. Filistinlilere silah vermeye cesaret de edemiyor. Şimdi ne yapacak bu Filistinliler? Yani ben arkadaş okudum Taha suresini, Allah Musa'yı icret dedi. Ben de şimdi çıktım, geliyorum mu diyecek, nereye gideceğim? Ya da orada kalıp ölünceye kadar, son Gazze'li, son Filistinli ölünceye kadar orada bekleyip, onlar da öldükten sonra biz de şöyle mi diyeceğiz? Allah'a şükür zulüm bitti, artık zulüm yok çünkü her tarafı İsrail oradan aldı. Dolayısıyla biz de rahat rahat Kur'an okumaya devam mı edeceğiz? Ne olacak yani? Var mı görüşü var? Şimdi hocam burada büyük ölçüde Filistinliler haklı durumda. Mazlumlar çünkü. Seyir edenlerin hepsi mesul hocam, biz de dahil edecek kalanlar. Yani destek olanlar şey ediyor, yani onların gidecek yerleri de yok aslında. Peki. Yani ölümü bekliyorlar sanki adamlar. Beklemek olmaz da yok. Şimdi Kur'an ne diyor, ona bir bakalım istersen. Görüş olan yoksa başka. Tevfik abicim, ben de şöyle düşünüyorum. Hani Allah Kur'an'da ne diyor? Hani adaleti insanlara insanlara hani söylüyor, emanet ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar muhatap bu adalet konusuna. Dolayısıyla ve Filistin'deki Müslümanlar da yalnız olduklarına göre, ambargo altında olduklarına göre, dış dünyayla da sanki artık hani ilişkileri kesilmek istendiğine göre burada Müslümanlara şey düşüyor, sorumluluk düşüyor. Çağımız tabii ki ilerledi. Teknolojik açıdan da Filistinliler yardım çığlıkları da atabilirler hani sosyal medyadan falan. Fakat Müslümanlar birlik olup onlara destek olmak, bu zulümden kurtulmak zorundalar benim Kur'an'dan anladığım. Eyvallah. Ayşe Hanım sen ne düşünüyorsun? Gerçi o ben yoldayım dedi ama bilmiyorum. Neyse hocam söylesin hocam. Şimdi hocam, Enfal suresi 72'de bu çok önemli bir konuya değiniyor aslında. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda malları ile ve canları ile cihad edenler ile hicret edenleri edinceye kadar pardon hicret edenler barındıranlar. Oku bakalım hocam. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler. İşte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. Bir dakika hocam, buraya kadar duralım. Yani birbirlerinin velisi kimmiş? Bir, iman edenler. İki, hicret edenler. Üç, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler. Dört, hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler. İşte bunlar birbirlerinin velisi olanlardır. Arkasından devam edelim hocam. Yani bunlar bir ümmet oluyor. Yani tek bir ümmet, tek bir şeriat içinde olan bunlar oluyor. Bunun dışındaki insanları şimdi gündeme getiriyor. Devam edelim hocam. Bir dakika hocam. Şimdi iman edip hicret etmeyenler. Burada iman edip hicret etmeyenler ifadesini kullanırken Kur'an
burada iman etmeyen, hicret etmeyen anlamında kullanmış. O mustazif olanlardan bahsediyor. Onlar hicret edinceye kadar sizin onların hiçbir şeyle ve üzerinde velayetiniz yoktur diyor. Yani velayet ne demek? Birinin acısı senin acın, birinin sevincisi senin sevincin demek. Bunlar demek ki o konumda değil. Bunu anlamak gerekiyor. Devam edelim. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinizde bir yücümlülüğünüzdür. Şimdi bak din konusunda derken hani ne diyordu Kur'an? Ey kafirler, yeryüzünde gezin dolaşın. Eğer bundan sonra kendi din anlayışınızı başkalarının üzerine zulüm ve işkence aracı olarak kullanmaya kalkarsanız sizi tepenizden tutar yerin dibine geçiririm ifadesi kullanıyordu. Burada ama din konusunda sizden yardım isterlerse ifadesi bunu anlatıyor. Yani adam Müslüman değil ama kendi yaşam biçimini başka bu Zülkarneyn kıssasında da anlatılır. Yani Müslüman olmadığı halde zalim olanların, mazlum olanlar üzerine zulüm, işkence uygulamasını Müslüman olanlardan istedikleri zaman onlara yardım edin diyor. İsterlerse yardım edin, üzerinize bir yükümlülüktür. Ve devam ediyor ayet. Siz... O zaman ben okuyayım hocam. Senin ses gelmiyor. Ses bir defa var. Gitti hocam. Benim ses var mı? Allah Allah. Ses geliyor mu benim şu anda? Evet. Yani şimdi... Gelmiyor hocam. Şu anda gelmiyor mu? Hiç duyamadık. Şu anda bir dakika o zaman. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğa aleyhinde değil. Allah yaptıklarınızı görendir. Şimdi burada bir Filistin gündeme getirildi. Acaba kim kime yardım ediyor? Kim kimi koruyor? Kim kimin velisi? Hani ortada? Yani İsrail, Amerika, efendim Rusya, Çin bunlar zalim ülkeler. Bu kesin. Ama o mazlum olanlar Müslüman mı? İşte o mazlum olan Müslüman olanlar önce bir güç ve kuvvet sahibi mi? O kendi aralarında hani tek bir ümmet, tek bir şeriat içinde mi onlar? Birinin helal dediğine diğeri de helal, birinin haram dediğine diğeri de haram diyebiliyor mu? İşte savaşıyorlar. Çok fetihlen. Yani bunlar çok önemli. Sen onlara yardım ediyorsun ama senin üzerine saldırıyor onlar. Yani onlar da Müslüman değil. Allah'ın tarif ettiği. Yani şu anda Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an yolunda yürüyen kaç kişi var Türkiye'de? Türkiye %99'u Müslüman. Diğer ülkeler öyle zannediyor. Türkiye'de kaç Müslüman var? Bana söyleyebilecek var mı? Milyonda bir amca çıkıyor hocam. Keşke milyonda bir çıksa. Şu anda milyonda bir çıksa 80 kişi çıkar. 80 kişiyle Müslümanlar azınlık demektir. Yani Müslüman yok denecek kadar az. Onlar aslında hicret etmesi aslında yaşatmadıklarından dolayı şu anda Kur'an'ın söylediğini biz yaşayacak olsak bizi burada durdurmazlar ya. Durdururlar mı? Durdurmazlar. Çünkü bizim yaşam biçimimiz, hayat tarzımız da bu toplumun yaşam biçimi, hayat tarzı farklı şeyler. Yüzlerce, binlerce fırkalara ayrılmış insanlar. İşte biz
kendi aramızda birlik beraberlik olup en azından doğru inanç şeklini bizden sonraki nesle aktarabilmek için bir adım da atamıyoruz. Şu anda biz kimliğimizi koyamamışız hocam. Kimliğimizi koyabilmiş miyiz biz? Yani biz Müslüman kimliğini ortaya koyabildik mi? Bizi o zaman durdurmazlar. Bir zaman şöyle diyorlardı. Fransa, bak o kadar başörtülü var, hiç müdahale etmiyorlar diyorlar. Ben de dedim ki, eğer dedim onlar, başörtülü olanlar, onlara bir tehlike seçmeye kalkarlarsa hemen onları durdururlar. Kesinlikle başlarını açtırırlar dedim ben. Sonra da baktık aynen öyle oldu. Yani şu anda Müslümanın sesi yok ortada, yok. Kur'an'ın anlattığı din yok ortada. Var mı? Yok. Bunu anlamak gerekiyor. Evet, peki hocam şimdi bu okuduğumuz ayette ses gitti. İman edip hicret etmeyenler, Allah onları kafir olarak mı kabul ediyor? Onları Müslüman olarak kabul etmiyor hocam. Zaten aslında ayetin mealinde şöyle olması lazım. İman etmeyen, hicret etmeyen, yani mazlum olup da hicret etmeyen insanlar, bak orada onlar din konusunda senden yardım isterlerse onlara yardım edin ifadesini kullanırken, onlar kendi yaşam biçimini, hayat tarzını ortaya koyduklarında zulme uğrarlarsa onların zulmünü ortadan kaldırın diyor Allah. Bak bu çok önemli. Bunu anlayan yok. Hani aynen şuna benzer. Hani Bakara suresi 62. ayette iman edenlerle Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden kim Allah'a iman eder ve Rabbin yolunda salih amel isterse işte kurtuluşta diyordu ya, iman edenler kelimesini ümmilerden iman edenler anlamında olduğunu anlamamışlar. Evet. Peki, şimdi burada bir ilginç cümle daha var bu ayette. Diyor ki orada, ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğu aleyhinde değil. Değil mi hocam? Sen bu cümleden ne anladın? Eyüp Başar. Peki. Diğer arkadaşlara sorsak bunu, var mı bu konuda bir düşüncesi olan? Bir daha okur musun bu ayeti? Ayetin sonunda diyor ki, bak, din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Hemen devamında diyor ki, ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Burada diyor ki, yani İslam hükümetmesi altında yaşayıp da onlara saldırmayan, yani İslam'ı saldırmayan kişiler için. Evet, doğru. Bu tespit doğru bir tespit. Ama onların aleyhinde değil diyor. Bak, bu çok ilginç. Yani diyelim hicret etmeyenler bir süre sonra orada tavır sergiledi. Dedi ki, biz Müslümanca yaşamak istiyoruz. Orada da zulme uğradılar. Allah diyor ki Müslümanlara, gidin orada onlara yapılan zulmü engelleyin. Ama bunu engellerken, orada hüküm sürdüğünüzde, sizlerle anlaşma bulunan kişilerin aleyhinde değil diyor. Yani yaptığınız bu eylemde, orada iman etmeyip de, ama sana karşı savaşmayan, barış içerisinde, kendi halinde, farklı bir inançla yaşamak isteyenlerin, aleyhine bir tutum takılmayın diyor. Ben öyle anladım. Doğru mu anladın hocam? Şöyle diyelim. Yani hani
Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetlerde diyor da ya, o inkar edenler, siz Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yol tutturduğunuz zaman size saldırmıyorsa, sizi yerinizden yurdunuzdan sürmüyorsa, onlara adil olarak davranmanızdan Allah sizi sakındırmaz diyordu. Yine 9. ayette, ancak size savaş açan ve savaş açan